Beren Saat'le Kenan Doğulu boşanıyor. Yok canım. Bunu da mı duymadın? Yani duydum ama inanmadım ben ya. Ha. İnanmak istemedim yani. Şimdi bu tam da böyle bir haber. İstemedin ama. İnanmak istemedim. Ya yani ayrılıkları sevmiyorum. Beren Saat, onlar yalanlattılar. Ama Beren Saat'in evet. Doğum gününde yaptığı paylaşımı eski sevgilisiyle ilgili okursan, böyle bir paylaşımı sen yaparsan eşin bunu nasıl karşılar? Bir şey söyleyeceğim. Asıl püf noktası bu. Bir şey biliyorum. Nasıl bir paylaşım yaptığını bilmiyorum ama şunu biliyorum. Eski erkek arkadaşı onu bir yarışmaya sokuyor ve şu an popüler olmasının sebebi olduğunu görüyor ve sonrasında bu kişi vefat ediyor. Evet, bir trafik kazasında. Trafik kazası. Belki öyle bir o kişiye mi yazıyor? Evet, o kişi. Belki duygusal bir yazı yazmak istemiştir. Şimdi kendi doğum gününde yazıyor bunu. Acaba niye? O kişinin yani? Doğum günü ya da o kişinin ölüm yıl dönümünde bu duygusal paylaşım. Şunu mu demek istedi acaba? Ben senin sayende şu an bu camiadayım. Yok, öyle demek istemedi. Sen yoksun. O okusun bak. Öyle mi peki? Çok özel bir paylaşım. Şimdi paylaşım şu. Efe Güray bu arada o trafik kazasında hayatını kaybeden. Allah rahmet eylesin. Evet. Arkadaşın ismi. Bugün bir yaşıma daha girdim. Beren Saat'in paylaşımını okuyoruz. İnsanların yaş aldıkça ne kadar acımasız olabildiği gerçeğiyle hepsinin aslında aynı kusursuz bebek olarak dünyaya geldiği bilgisi arasında bocalamaktayım. Bir yandan kolektif bir aşkta yüzdüğüm, bir yandan en yakınımda nefreti hissettiğim bu yaş günümde artık ağlamayı aşmış gelene gülmekteyim. Ayak bastığım en karanlık doğum günüm olduğunu düşündüğüm anda Efe ile şarkımız Hero çalınca birden mutfaktaki radyoda ruhuma yeniden ışık yayıldı. Bence hayatımın ikinci yarısı bundan daha da güzel olacak gibi devam ediyor. Ama en önemli kısmı bu. Bir can alıcı cümle daha seçtim. Hepsi okumamı ister misin? O cümleyi de söyleyeyim, bitireyim mi? Diyor ki yolun yarısında baştan başlamadır. Hayatı tarif ediyor biraz. Bir direniştir yaşamak. Yolun yarısında baştan başlamadır. Deli derlercesine bir gülüştür. İnsan incitememektir. Şahsi incinmişliklerinden ötürü bir dinleyiştir, vaaz vermeden, ikna oluştur, sual etmeden bir diz çöküştür. İyi ki varsınız, iyi ki doğduk gibi böyle bir şey söyleyeyim mi? Bir mesaj. Kesinlikle çok kırılmış ve çok üzülmüş ve bunu da sevenleriyle çok böyle şık bir biçimde paylaşmış. Belki de kıran kişi kimse ona bir mesaj inceden göndermiş gibi bir his. Ya bu mesajın içerisinde bu mesajda bir kırgınlık eş, var. Bir eş, çitem var, bir hayat arkadaşı var. Falan yok. Çok net, çok profesyonelce, çok zekice çok yazılmış zekice. Bir metindir. Yani o duyguları ona yaşatamadığını anlatıyor mevcut eşin. Ben şöyle söyleyeyim, yaptıkları açıklama bir yana, yaptıkları açıklama derken Kenan 20'dir bunları duyuyorum. Yani yalanlıyor, boşanmayacağız diyor da. O gün Kenan Doğulu'nun 360 derecelik bir konseri vardı. Bu konserle ilgili bana davetiye gönderdiler. Dedim ki eğer Kenan müsait olursa konser öncesi ya da provada biz gelelim, canlı yayın yapalım oradan. Ay ne güzel olurmuş. Bu teklifi ilettiler. teşekkür etti. Bir başka zaman Ali abi ağırlar, çok telaşlıyız. Bir de sonra bu iletişimi sağlayan kişi dedi ki bir de bu özel hayatıyla ilgili bir sıkıntılı bir dönem atlatıyor. Onun için bir sıkıntı var orada, inşallah çözülür. İnşallah ya. Belli. Çok. Şimdi bir şey daha var Ali abi. Kenan Doğulu yok bir şey. 20'dir duyuyorum diyor ya. Magazinciler, muhabir arkadaşları oradaki Kenan Doğulu'nun annesine çıkarken soru soruyorlar. İşte oğlunuzla gelininiz arasında bir şeyler var. Önce konseri soruyorlar. Konser şahaneydi diyor anne, kayınvalide Beren Saat'in. Sonra Beren Saat'le arası kötüymüş diyorlar. Şöyle ters ters bakıyor. Hiç cevap vermiyor. Olur mu çocuklar öyle şey? İkisi de çok iyi demiyor mesela. O da bir cevap yapmıyor. Mı? Yok ya İlkay yapma. Bu metinden benim okumam, kim ne derse desin. Zaten birinci mutsuz bir kadın söyledi. Fotoğrafı var yani. Benim okumam bu. Doğru. Yani arkasından ne söylersin söylersin. Beni çok ya. Fazla bağlamıyor. Aynı ama sonuçta evlisi, onların özel hayatıdır. Her an güllük gülistanlık değildir mutlaka tabii. Ama üst üste gelmiş bir hüzün var ortada. Bir kırgınlık yani var. Kenan Doğulu'ya yani. Bir okkalı
bir ağır bir mesaj içeriyor o. Bence de. Bence. Ben şunu çizdim özellikle. Bir yandan kolektif bir aşkta yüzdüğüm, bir yandan en yakınımda nefreti hissettiğim. Evet. Onu aşk ve nefret bir arada mı yani? Kolektif bir kızgınlık, bir kırgınlık, bir küskünlük var. Ama bu evliliği bitirir mi? O başka bir konu. Beni de ilgilendirmez. Ne zaman ki bir karar alırlar, bunu açıklarlar. Ben ancak o zaman gazeteci olarak benim ilgi alanıma girer. Yani şu anda bu fotoğrafın okumasını ben böyle görüyorum. Bu arada Kenan Doğulu da geçen doğum gününde, Beren Sert'in doğum gününü kutlamışken, bu doğum gününde eşinin doğum günüyle alakalı bir kutlama mesajı paylaşmamış kendi sosyal medyasından. Hemen onun da altını çizmişler diyoruz. Peki ya, bakalım bu ne olacak? Özel hayatlarla ilgili olarak siz ne kadar yalanlarsanız yalanlayın. Hollywood magazini yapanlar Bradley Cooper'la Lady Gaga'nın peşini bırakmıyorlar. Her yalanlattılar ya. En son zaten vermek istediğimiz mesaj buydu. İki aşkı bu şarkı anlatıyordu falan. Lady Gaga'nın açıklaması. Bir gazete oturdu. Lady Gaga ile Bradley Cooper'un daha önce bugüne kadar nerelerde yakınlaştığını, nerede el ele olduğunu, nerede birlikte yemek yediklerini tek tek alt alta koydu. Koyduğu zaman öyle sadece bu şarkı özelinde bir yakınlaşmadan öteye geçiyor. Bir flörtöz durum var ortada. Yani şey için, Irina için tehlike geçmiş değil. Böyle baktığın zaman işin rengi değişiyor. Anlatabildim mi? Yani fikri takip. Yani yabancı magazin basını da aslında sizin kulağınıza küpe olsun, bu bizimkinden az kalır değil. Yok deseler de bak yine neler çıkarmışlar. Ne nasıl? Siz öpün de başınıza koyun Türk magazinine. Evet. Takılıyorum sana tabii. Biliyorum aşkım, biliyorum. Bu arada abi şöyle bir haber bile gördüm yabancı basında. O anki piyano başındaki o hareketlerinden mimik uzmanları gerçekten aşk var mı yok mu? Onun dökümünü bile yapmışlar. Aynen.